Evet, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü olarak yapmaya çalıştığımız faaliyetlerden bir tanesi de dil konusunda, uluslararası sınavlar konusunda siz hocalarımızı bilgilendirmekti. Ve daha önce yine Yasemin Hanım da hatırlayacaksınız, tarihi hatırlamıyorum ama Yasemin Hocam, TOEFL'ın içeriği hakkında konuşmuştuk sizinle. Bugün TOEFL'ın genel içeriği değil de üniversitemiz kendi akademik atama kriterlerinde uluslararası sınavların kabulünde bazı farklı görüşler, farklı notlara karar aldı. Ve burada üniversitemiz senatosu, Atatürk Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru için gerekli dil koşullarında uluslararası sınavlardan şu aşama için B1 notunun alınması gerektiğini, B1 notunun geçerli olabileceği kararını aldı. Biz de bugün bu programlarımızda artık genel sınavı değil de mesela bugün TOEFL'da Yasemin Hanım'la beraber TOEFL'ın B1'in karşılığı nedir onu konuşacağız. Yasemin Hocam hoş geldiniz. Hocam teşekkür ederim. Yeniden Atatürk Üniversitesi ile ve sizinle etkinlik yaptığım için mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben Heyecanla de. sizin sunumunuzu bekliyorum. Sonra ben devam edeceğim. Benim sunumum herhalde görünüyor şu anda hocam. Evet, ben görebiliyorum. Tamam. Öncelikle ben konuyu TOEFL tarafına Yasemin hocama getirmeden önce hızlı bir şekilde belki bilmeyenler için CFR nedir? CFR'daki bu A1, A2, B1 dediğimiz kriterler neye göre yapılıyor? Nasıl bir sıralama yapılıyor? O konu hakkında kısa bir tanım yaptıktan sonra İşin toplu tarafını Yasemin Hanım'a bırakıp Yasemin Hanım'la konuşmak isteyeceğim. Müsaadenizle ben önce Atatürk Üniversitesi olarak da yana genel din mantığı olarak da biz şunu diyoruz. Dil kesinlikle boşluk doldurmak veya şık işaretlemek için değil, iletişim kurmak için öğrenilir mantığıyla hareket ediyor. Bu konuda da verdiğimiz eğitimler açısından gerekse birimizde verilen kurslar veya üniversitemizin çeşitli birimlerinde verilmekte olan dil eğitimlerinin temelini CFR kriterlerini almaya, ona göre yapmaya karar verdik. Peki CFR kriterleri dendiğinde nedir dersek, uzun adı Common European Framework Reference of Language diye geçen Learning Teaching Assessment olarak uzun ifadenin kısaltılmış bir adıdır. Peki bu nedir dediğimizde, aslında CFR is the international standard for describing and comparing language ability in any language olarak nitelendirebilir. Yani CFR bir dilin nasıl öğrenilmesi, nasıl öğretilmesi veya nasıl değerlendirilmesi, sınav yapılması konusunda standartları ortaya koyan bir standartlar çizelgesi kurumu diyebiliriz açıkçası. Peki CFR dili bu konuda nasıl standartlar etmiş? Burada bizim birçoğumuzun bildiği dil becerisini işte ben present perfect tense'i biliyorum, ben pasifi biliyorum, ben if clause'u biliyorum şeklinde değil de tamamen olayları kendi statement yani yapılabilirlik üzerine odaklayan bir kriter belirlemiş. Ve bu yapılabilirlik kriterlerinde de çağdaş dil eğitim metotları kullanılarak şunu söylemiş. Dil iletişim içinse iletişimin içerisinde dinleme var, karşılıklı konuşma var, sözlü anlatım var, okuma var, yazılı anlatım var. Ve o zaman CFR şunu demiş. Dili öğretecekseniz bu beş beceriyi öğretim programınızın içerisine almak zorundasınız. Öğrenecekseniz bu beş beceriyle beraber öğrenmek zorundasınız. Ve bir diğeri de en önemlisi, eğer bir kişinin dil seviyesini belirleyeceksiniz ya da belirlemek için bir sınav yapmayı düşünüyorsanız, bu sınavının içeriğinde de bu beş kriterin muhakkak yer alması gerekir diye bir karar almış. Ve burada da bunları biraz sonra tanımlarını göreceğimiz A1, A2, B1, B2, C1, C2 diye ana hatlarıyla bir sınıflandırma yapmışlar. Ve tabii bunu söylerken de ortaya şu çıkmış. Bu dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, üretisinden konuşma ve yazma becerilerine kişinin becerileri ölçülür. Ve toplamda da global ortak bir not, total not ortaya çıkıyor beceri. Tabii burada şu mümkün değil. Bir kişinin bu becerilerinin tamamında aynı derecede başarı göstermesi insanın doğasına da zaten aykırı olan bir şeydir. Bir değerlendirme yapılıp her birinde bunun bir ortalaması alınıp CFR'ın arka fondaki bazı hesaplamalarda kişinin İngilizce seviyesi A1, A2, B1, B2 diye adlandırılmış. Ve burada da genel tanım olarak şu ekranda görebileceğimiz, özetlenebileceğimiz bir şeyler söylenmiş. Yani kendi dediğimiz bu seviyedeki kişinin yapabilecekleri. Şimdi bu ekranda
Özet olarak B1'i tek bir kelime ifade etmeye çalışıyorum. I can understand simple texts on family topics and I'm beginning to be able to express myself clearly gibi basit bir şekilde özetlenmiş ama bunun detayı ekranda gördüğünüz gibi dört bütün beceriler için can do statements'ta sıralanmış ve artık adaydan şu yapıyı biliyorsun, bu yapıyı biliyorsun değil de şunu yapabiliyorum, şunu yazabiliyorum, şunu anlayabiliyorum, şunu söyleyebiliyorum ifadesinde beceriler odaklı gitmiş. Ve bu beceriler odaklı da en son A1-A2 basic user olarak, temel kullanıcı olarak, B1-B2 independent user diye adlandırdığımız bağımsız kullanıcı ve C1-C2'de artık proficient, artık yetkin kullanıcı olarak bir sınıflandırmaya gitmiş. Bizim üniversitemiz şu aşamada, belki birçoğu için, dili bilenler için B1 seviyesi düşük bir aşama olarak görülebilir ama bir geçiş aşamasında bu üniversitemizin yeni nesil kapsamında biz görüşmeler, dilci hocalarımızla yapılan görüşmeler noktasında şu aşamada B1 istememizin yeterli olacağını düşündük. Buradaki kriter de şuydu. Bugüne kadar üniversitemizde her ne kadar nispeten yapılıyorsa da hocalarımıza yönelik dört beceriye yönelik eğitimler değil de daha çok test çözme, YDS'ye yönelik çalışmalar yapmışlardı hocalarımız. Ve dolayısıyla dört beceriden uzak kalmışlardı hocalarımız ve öğrencilerimiz. Aynı zamanda bu sınavların büyük bir bölümü Ankara, İstanbul'da yapılıyordu ve gerek öğrencilerimiz, gerek akademik hocalarımız için bu sınavlara girmek hem zaman hem de maddi olarak da gerçekten bazı sıkıntılar oluşturabiliyordu. Ama artık üniversitemiz Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü bünyesinde bu sınavların hepsi yapılmaktadır. Dolayısıyla bu sınava girecek bir öğrencinin ya da adayın Erzurum'dan kalkıp bir başka şehre gitmesine gerek yok. Ayrıca merkezimiz olarak, koordinatörlüğümüz olarak bu sınavlarla ilgili Yasemin Hocam da hatırlayacak. Üniversitemizde birçok hocalarımıza, dil bölümündeki hocalarımıza bu sınavların içeriği, bu sınavlara yönelik eğitimler nasıl verilmelidir konusunda çeşitli eğitimler alarak şunu da başardık. Artık üniversitemiz tüm uluslararası sınavlara hazırlanan kişilere eğitim verebilecek altyapıya da hazır. Dolayısıyla belki biz şu aşamada B1 ile devam edip belki bir sene sonra, iki sene sonra bu not kriterini, bu imkanları da hocalarımıza, öğrencilerimize sunduktan sonra belki B2 düzeyine doğru çıkmaya doğru gideceğiz ki bu artık üniversite yönetimimizin alacağı kendi karardır diyoruz. Ve eğitim süresi olarak da çizelgede gördüğünüz gibi aslında bir seviyeden diğer seviyeye çıkabilmek için bu CAPAR kriterinin genel olarak kabul edilen 90 ila 120 saatlik bir eğitimin, yüz yüze eğitimin, tabii ders dışı etkinliklerle tamamlanan bir eğitimin bir seviyeden yukarıya çıkmak için yeterli olduğu düşünülmüş ve sayısal olarak baktığınızda da çok rahat bir kişinin, sıfırdan başlayan bir kişinin bile bir yıllık bir eğitim süresi içerisinde belirli bir seviyeye gelme şansı var. Üniversitemiz bunu sağlayacak altyapıya şu anda mevcut, gerek akademik kadro olarak hazırlıklarını yaparak, gerek dört becerili eğitimlerin rahat verilebileceği sınıf ortamlarını, fiziki ortamları oluşturarak bunu hazır hale geldik. Değerlendirme noktasından en önemli şey söylenen bu değerlendirmenin dört becerinin içerisine alan değerlendirmenin yapılıyor olması lazım ki uluslararası sınavlarımızın hepsi de bu dört beceriye göre yapılıyor. Şimdi şurada da daha sonra bunu fotokopi olarak ya da internette de bulabilirler. Çok fazla vakit harcamıyorum. Bizim bugünkü hedefimiz B1. Peki B1'in karşılığı nedir? B1 deyince ne anlamamız gerekiyor? Şu ekranda görülen ana hatlarıyla B1 seviyesinde, CAPAR'a göre B1 seviyesinde olan bir kişinin dil yetkinlikleri, dinleme, okuma, karşılıklı konuşma ya da sözlü anlatım ve yazılı anlatım olarak verilmiş, tanımlanmış. Bunun tabii kendi alt detaylarında bulunuyor. TOEFL sınavına göre geldiğimizde Yasemin Hanım ekranda gördüğümüz gibi TOEFL biliyorsunuz 4 beceriden oluşan bir sınav. Her becerisi 30 puan ve toplamda da 120 puandı ki Yasemin Hanım daha detaylı olarak bunları anlatacak. Şimdi B1 kriterine baktığımızda eğer bakın reading'de alabileceğiniz notlara göre hangisi B1 karşılığı geliyor, hangi aralık burada görmemiz, adaylarımızın, hocalarımızın görmesi mümkün. Yani bu şunu gösteriyor. B1 aslında ulaşılamayacak bir not, bir seviye değil. Çok rahatlıkla ulaşılabilir. Şurada bunu daha net anlaşılabilmesi için bir TOEFL skoru, resmi skorla bunu göstermek istiyorum. Ve bütün akademisyenlerimizin özellikle uluslararası sınavda korktukları nokta konuşma bölümü. Öyle değil mi Yasemin Hocam? Konuşmadan biraz daha fazla korkuyoruz. Bu belki çok basit, çok bariz bir örnek olacak.
bu resmi bir toplu skordur, bir adayın skorudur. Adayın ismini bilerek veriyorum burada açıkçası. Bu resmi skorda aday, bakın okumadan 27, dinlemeden 19, speaking'den 9, writing'den 27 gibi bir not almış. Ama overall ortalamasına baktığımızda bu adayımızın 82 gibi bir not gelmiş. Yani TOEFL sınavında özellikle sizin 4 beceride eşit olmanıza gerek yok. Çok iyi olduğunuz beceriler, zayıf olduğunuz becerileri telafi edip istenilen notu almanızı sağlayacaktır. Buna yardımcı olacaktır diyor. Evet. Ve işi Yasemin Hocam'a bırakacağım. Bu ara şunu hatırlatayım. TOEFL'ın geneli hakkında Yasemin Hoca ile daha önce yaptığımız program Ata ile 1957 YouTube kanalımızda mevcut. TOEFL'ın geneli hakkında tekrar neydi, nasıldı diye bilgi almak isteyen arkadaşlarımız bizim bu YouTube kanalımızı seyrederek Yasemin Hanım'a yaptığımız programdan TOEFL'ın içeriği hakkında çok daha detaylı bir program içeriğini öğrenme şansı olabilirler diyorum. Ve ben TOEFL tarafına topu atıp B1 nedir deyip işi Yasemin Hanım'a bırakmak istiyorum. Buyurun Yasemin Hocam. Cengiz Hocam teşekkür ederim. Hemen ekranımı paylaşayım ve başlayayım. Çok teşekkürler. Sizin yaptığınız giriş çok faydalı oldu da en azından CFR'la ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmuş oldular. Dediğiniz gibi kaynaklardan da o CFR açıklamalarına rahatlıkla ulaşabilirler. B1'i seçmiş olmanız çok güzel. Bence çok güzel bir başlangıç. TOEFL IBT'den de yine de ulaşılamayacak bir puan yani rahatlıkla istedikleri puana ulaşabilirler. O yüzden de bu sunumla birlikte ben de umarım yeni bir ışık yakmış olurum. Öyle planlıyorum. Evet. Ben Yasemin Arşın bu arada ETS Global'da, ETS Global İstanbul ofisinde akademik ilişkiler koordinatörü olarak görev yapıyorum. E-post adresimi burada sizinle paylaşıyorum. Eğer ileride sorularınız olursa tabii ki ilk önce alanında çok tecrübeli Cengiz Han Hocam'a mutlaka sorun. Bir sürü sınavla uğraşıyor ve hepsinde ayrıntılı bilgiye sahip. Dolayısıyla önce Cengiz Hanım hocama ulaşırsınız, sonra da bana rahatlıkla e-posta gönderebilirsiniz. Şimdi TOEFL IBT sınavına böyle çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Cengiz Han Hocam zaten söyledi, daha önceden YouTube'da bir yayınımız oldu. Onda daha ayrıntılı konuştuk TOEFL IBT sınav içeriğini. Şimdi TOEFL IBT deyince aklımıza ilk yurt dışı eğitim gelir ama eski bir geçmişe sahip olduğu için ve prestijli bir kurumun sınavı olduğu için çok farklı amaçlarda kullanılabiliyor. Üniversite eğitim başvurularında iş amaçlı, işte terfi amaçlı, dil tazminatı, göç gibi birçok alanda TOEFL IBT sınavını kullanabilirsiniz. Bugünkü konumuz öğretim kadrosu başvuruları. Dolayısıyla sizin ilgi alanınız bu olduğu için de ona göre geri kalan slaytlarda içeriyim. Sınav 4 ayrı bölümden oluşuyor. Daha önce konuştuğumuz gibi okuma, dinleme, konuşma ve yazma. Şimdi test merkezi hali hazırda zaten Atatürk Üniversitesi'nde var. Çok da güzel bir test merkezi. Oradan rahatlıkla girebilirsiniz. Sınava kayıt olurken karşınıza bir de home edition çıkacak, evden girilen versiyonu. Adaylar genellikle Türkiye'de bizim test merkezinden tercih ediyor. Çünkü çok daha rahattır, hani sınavı kontrol eden bir administrator'ın bir sınav yöneticisinin olması sebebiyle. Bence o açıdan siz de Atatürk Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Bir de bu arada şimdi, Yasemin Hocam müsaadenizle. Tabii ki. Home Edition özellikle kamu üniversiteleri, devlet üniversiteleri tarafından, ÖSYM tarafından şu an için hala hazırda akademik atamada. Belki özel şirketlerde yurt dışında geçerlidir ama Türkiye'de Home Edition aynı formatta, aynı güvenlikte bir sınav olmasına rağmen Home Edition şu anda Türkiye'de akademik atamalarda kabul edilen bir sınav, onu duyurmak bildirmek. Tamamdır, çok sağ olun. Evet, o önemli bir ayrıntıydı. Ben kaçırmak üzereydim. Okey, süper. TOEFL IBT içeriğine baktığımızda okuma bölümünde okuma parçası sayısı 3 ila 4'tür. Her okuma parçasından da ardından da 10 soru gelir. Bu bölümün süresi 54-72 dakika arasında değişir. Listening bölümüne, dinleme bölümüne geldiğimizde de lecture dediğimiz kısa ders anlatımları vardır. Çok kısa. Tabii ki ders anlatımları 40-50 dakika ya da bir saat sürebilir. Gördüğünüz gibi sınavın süresinden de bu bölüm 41-57 dakika arasında sürer. O yüzden de lecture'lar gayet kısa lecture'lar, ders anlatımları. Her birinden sonra da 6 soru var. Conversation dediğimiz karşılıklı sohbet, akademik ortamdan alınan sohbetlerdir. İçeriği tamamen
tamamen akademik çünkü TOEFL IBT sınavının. Conversation sayısı da 2 ila 3'tür. Her conversation ardından da 5 soru takip eder. Sınavın bu iki uzun bölümünden sonra 10 dakikalık bir ara var. Ardından konuşma bölümü. 4 tane görev söz konusu, yani 4 tane soru gibi düşünebilirsiniz. Bir adet independent, 3 tane de integrated soru tipi vardır. Şimdi bölümlerin hepsine tek tek gelince onlardan ayrı olarak bahsedeceğiz. Writing bölümüne geldiğimizde de yine 2 görev var, 2 soru gibi düşünelim. 50 dakika sürecek bu bölüm. Bir integrated, bir independent. Kırmızı olarak işaretlenmiş yerler 1 Ağustos 2019 yılı tarihi itibariyle sınavda kısalma oldu. Önceden yaklaşık 3,5 saat sürüyordu. Şimdi artık 3 saat sürüyor. O kısaldığına dair o kırmızı işaretlenen yerler, kısaldığını gösteren yerler. Writing'de herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi bu CFR tablosunu zaten Cengizhan Hocam göstermişti. Ben de burada özellikle vurgulamak istiyorum. B1 düzeyinde bir aday yaklaşık kaç puan alabilir her bölümden? Tabii ki o anki sınav performansımızla da çok alakalı. Bazen hani Cengizhan Hocam'ın gösterdiği bir örnek var. Neredeyse bütün puanları çok yüksek ama speaking özellikle düşük. O da aslında Cengizhan Hocam'ın dediği çok doğruydu. Ben de öğretmenlik zamanlarımdan, ETS Global'dan önce çok iyi hatırlıyorum. Speaking'de hep böyle bir kültür olarak sanırım çekinmemiz var. O yüzden de ister istemez nispeten daha düşük puanlar geliyor. Benim de mesela writing'im full gelmişti ama speaking'den puan kaybetmiştim. Şimdi neden bilmiyorum. Speaking'de bir şeyimiz var gerçekten. Dolayısıyla sınav o andaki performansınızla da çok alakalı. Bir de sınavı çok iyi tanıyan bir aday, formatını, içeriğini, soru tiplerini çok iyi tanıyan bir aday sınava çok daha hazırlıklı olur. Yani ne kadar fazla pratik, o kadar başarılı olmakla da alakalı. Dolayısıyla B1 düzeyine baktığımızda gördüğünüz gibi yaklaşık 30 üzerinden 4, işte listening'de 30 üzerinden 9, speaking ve writing gördüğünüz gibi araştırmalara dayalı sonuçlar bunlar. Speaking 16 civarı, writing 13, totalde de 42 gibi bir rakam söz konusu. Şimdi TOEFL IBT içeriğine baktığımızda sınav soruları B1-C1 aralığındadır. Dolayısıyla C2 olan bir aday sınavdan çok yüksek puan alır. Yani eğer seviyesiyle uygun bir performans gösterirse çok iyi bir puan alır. Dolayısıyla B1 ve üstü bir aday da yine bu sınava girmeye uygundur. O anlamda bu sunumu size gerçekleştiriyoruz. Şimdi okuma bölümünde 3-4 okuma parçası dedik. Onu da vurgulamakta fayda var. ETS araştırmaya dayalı ölçme ve değerlendirme organizasyonu kurumu. Dolayısıyla bir tane ekstradan bir okuma parçası koyabilir sınavınızın içine. Onu da araştırma amaçlı, deney amaçlı koyuyor. Bakalım o okuma parçası sorularıyla birlikte, yani bir okuma parçası seti bir dahaki sınavlarda kullanılabilir mi, güvenilir mi, geçerli mi? Kaliteli mi diye onu test ediyor. Dolayısıyla 4 okuma parçası gelirse bir tanesi fazla aslında, ama hangisinin fazla olduğunu bilmiyorsunuz. Unscored, yani notlandırılmayan section diye geçiyor. Okuma parçalarının her biri 700 kelime. Dolayısıyla akademik beklentilerle hemen hemen aynı. Her birinden sonra 10 soru var. Ve yine güzel bir ayrıntı, öğretim kadrosuna başvuracak adaylar için okuma parçaları üniversite öğrencilerinin kitaplarından alınmıştır. Dolayısıyla aslında bunu şey anlamda söylemiyorum. Yani şimdi bu TOEFL IBT sınavına lisans, yüksek lisans, doktora ve sonrası için de giren aday çok var. Dolayısıyla ve bu sınav alan bilgisi ölçmediği için biz kimseyi içerikle zorlamak istemiyoruz. Yani konuların ağırlığıyla. Diyelim ki ben Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunuyum. Düşünün, önüme çok ağır bir biyoloji teksti gelse, çok iyi İngilizcem olsa da zorluk çekebilirim. Dolayısıyla amaç burada adayları hemen hemen aynı seviyeye koymak. Dolayısıyla
Amacımız burada da biraz kolaylık sağlamak açıkçası. Çünkü bu sınav ana dili İngilizce olmayanlar için tasarlanmış bir sınav. Bir okuma parçası futbolun tarihiyle ilgili olabilir. Öbür okuma parçası çevre kirliliğiyle ilgili olabilir. Öbür okuma parçası da Kuzey Amerika'da görülen bir hayvan tipinin davranışlarıyla ilgili olabilir. Dolayısıyla okuma parçaları çok fazla farklı bilim dallarından geliyor. Doğal bilimler, fiziksel bilimler, sosyal bilimler. Dediğim gibi içerikleri amaç alan bilgisi ölçmek olmadığı için İngilizce yeterlilik ölçmek olduğu için light olarak görebiliriz aslında. Soru tiplerine baktığımızda çok farklı soru tipleri var. Çünkü okuduğunu anlama becerilerini farklı yollarla test etmek istiyoruz. Bir tipte başarılı olmayan aday öbür soru tipinde başarılı olabilir eğer yeterince pratik yaptıysa. Temel anlama düzeyini ölçen sorular. Okuma parçasının derinine inip onun özet çıkarmaya özet çıkartmada başarılı olabilir mi? Bilgiyi sınıflandırıp kategorize edebilir mi? Organize edebilir mi? Bir de aynı zamanda çıkarım yapabilir mi? Bunu test ediyoruz bu soru tipleriyle. Aslında ben bu slaytı daha çok İngilizce öğretmenlerine gösteriyorum. O yüzden biraz jargon ve terminoloji olarak diyelim. Terminoloji olarak biraz ağır. Ama soru tiplerini gördüğünüzde çok aşina olduğunuz soru tipidir. Bir YDS'de de çok benzer soru tipleri var. Buyurun Cengiz Hanım. pardon hocam. Yani zaten biz özellikle akademisyen hocalarımızı düşündüğümüz anda şu mantığa baktığımızda özellikle hani diyelim ki basic comprehension herkes böyle okur. Ama reading to learn ya da inference zaten akademisyenlerin %90'ının okumaya yaklaşım şekilleri zaten reading to learn ya da inference şeklinde oldukları için doğal olarak zaten akademik çalışmalarını, makalelerini veya kendi alanlarıyla ilgili yazıları okurken hocalarımız aslında bir taraftan doğal olarak TOEFL sınavına hazırlanıyorlar diyebiliriz. Çünkü akademik okuma dediğimiz bölüm zaten şu sınavın reading to learn ya da inference bölümünü içeren bölüm olduğu için hocalarımızın bu tip bir okumaya çok yabancı olduklarını sanmıyorum. Evet, çok güzel bir bakış açısı oldu aslında. Kesinlikle. Zaten aslında o becerileri edinmiş oluyorlar ama daha çok belki ana dillerinde gelişmiş düzeyde. Onu da İngilizce'de de olabildiğince ellerinden geleni yapabilirler diye düşünüyoruz. Şimdi okuma becerilerine geldiğimizde de hemen böyle çok hızlıca aslında hepimiz aslında biraz hakimiz bu yazdığım şeylere. Hele de başka daha önceki geçmişinize dayalı çıkardığınız dersler de olabilir. Dolayısıyla olabildiğince İngilizce okumak gerekiyor. Dil öğrenmek maruz kalmayla alakalı. Ne kadar maruz kalırsanız o kadar başarılı olursunuz. O kadar kaparsınız o dili. Gramer bilginiz bazen de şöyle oluyor. Benim Almancam öyleydi mesela lisede. Gramerim çok iyiydi ama bir text verince ya da konuşmaya gelince yapamazdım. En azından grameri bir şekilde ipucu olarak düşünürdüm cümlelerin yapısını, anlamını anlamak için. Dolayısıyla ikinci maddede demek istediğim bu okuma parçalarının zor olan kısımlarında gramer gücünüzü kullanın. Olabildiğince akademik kelime anlamında kendinizi geliştirin. Tabii ki ana dili İngilizce olmayan adaylar yürüyen sözlük değildir. Her kelimeyi bilemeyebiliriz. Ama özellikle İngilizce öğretmenliğinde, İngilizce öğretiminde vurguladığımız önemli bir nokta kelimenin anlamını konteksten Evet. çıkartma diye. Yani dolayısıyla tekstin bütününden çıkartma ya da o paragrafın bütününden çıkartma ya da cümlenin içinden çıkartma. Dolayısıyla olabildiğince bu da bir ayrı beceri. Bu da çok okuyarak gelişiyor açıkçası. İpuçları nerededir? Cümle içindedir, paragrafın içindedir. Olumlu mu, olumsuz mu? İşte kelimenin başında prefix dediğimiz sonundaki suffix, kelimenin sonundaki bunlardan da çıkartabiliyoruz bazen kelimenin anlamını. Dolayısıyla dördüncü maddede söylediğim de buydu. Bir de en önemli şeylerden biri tek tip okuma parçası değil de olabildiğince çeşitli okuma parçalarına bakmak. İşte dergilerden, gazetelerden, internetteki makalelerden çok farklı okuma parçalarına bakmanızı tavsiye ederim. Hani TOEFL IBT düzeyinde TOEFL IBT için değil sadece bu genel anlamda ne kadar farklı tekst okursak o kadar da hem aşinalığımız artar hem de kelime olarak da kendimizi geliştiririz. Şimdi dinleme bölümünde
Aslında sınavın başından itibaren kulaklık takabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok ama artık listening'e geldiğinde aday kulaklık takmak zorunda. Çünkü tıpkı üniversite hayatında yaşadığımız gibi sizin dinlerken not almanız bekleniyor. Üniversitede, sınıfta da yine hocamızı dinliyoruz. Öğrenciler için konuşuyorum. Hocamızı dinliyoruz, not alıyoruz, ona cevap veriyoruz. Dolayısıyla listening, speaking, writing hatta bir arada olabiliyor. Dinleme bölümünde not alma becerilerini test ediyoruz. Daha önce bahsetmiştim lecture ve conversation farkını. Burada da yine konuşulan diyelim ki dinleme parçasının işte ana fikri olabilir, yazarın amacı olabilir. Aşağıdakilerden hangisi işte dinleme parçasına bahsedilmemiştir gibi böyle soru tipleri var. Yine ben İngilizce öğretmenlere yaptığım eğitimlerde de soru tiplerinden genellikle hiç soru gelmiyor. Çünkü çok aşina olduğumuz soru tipler, yani çok klasik listening bölümü sorularıdır. Hatta ben size bir tane dinleteceğim böyle örnek olsun diye. Intermediate seviye seçtim, orta düzey seçtim. Dolayısıyla en azından kafanızda bir listening bölümüyle ilgili bir örnek canlanmış olur diye düşünüyorum. Şimdi listening bölümünde de yine temel anlama, yani dinlediğimiz parçayı temel olarak ne kadar anladık? İşte ana fikirdi, amaç soruları, işte detay soruları. Pragmatic understanding dediğimiz biraz daha hani o da yine biraz sonuç çıkarmaya dayalı. Yani işte konuşan kişinin tavrı, bakış açısıyla ilgili sorular gibi. Connecting information'a geldiğimizde ise biraz daha high skill'dır, biraz daha üst beceridir. Verilen bilgiyi sentezleme bir bakıma, hani kategorize edip klasifiye etme gibi organizasyon soruları geliyor burada da. Şimdi bir tane hem dinleteceğim hem de size transkripti de buraya ekrana koydum. Dediğim gibi intermediate, orta düzeyde kütüphanede bir kütüphane görevlisiyle bir üniversite öğrencisi arasındaki sohbeti dinleyeceğiz. Gördüğünüz gibi konu tamamen akademik. Hemen hop apçak pardon. Tekrardan paylaşacağım. Yanlışlıkla kapadım. Orada şeyi paylaşmam gerekiyor. Evet, dinliyoruz. Listen to part of a conversation in a library. Hi, can I help you? Yeah, I'm looking for a reference book. Okay, do you know the title? Well, that's the thing. I'm not exactly sure what I'm looking for. I need information on European demographics. Okay, do you just need population statistics, like total population, male, female, real basics for demographics? Yeah. Population, literacy rate, let's see, life expectancy by gender, like if women tend to live longer than men, things like that. Okay, well, I'm pretty sure you get most, if not all, of those statistics from an atlas. I can tell you where to find one in the reference section. Yeah, but I'm kind of looking for it by city, not by country, and the atlas I saw. Uh-huh, I see. Well, do you know if there are any other reference books I can use for this to find the statistics by city? City, you say. Any particular part of Europe? Eastern, Western, Southern? No, pretty much all across Europe. All of Europe, You know, maybe you could tell me what this is for. I mean, maybe if I know, I can help you better. Yeah, okay. Geography with Professor Miller, and it's sort of an analysis of urban areas, a comparison of population trends and economic indicators, social indicators, I guess. Okay, well, there's something called the Demographic Yearbook, but I don't think it's going to do it by city. Yeah, I think that's just by country. You've already looked at it? I think you're right, but I'm just going to check it first, because it would be easy if it were there. Yeah, population by country. Okay, let's see. Did your professor give you any ideas on where to look? I mean, because if you need the demographic information by city. No, she didn't. She just gave us the assignment, and I figured I could find what I needed here without too much of a problem. Yeah, it should be easier than this. I mean, I know there's one for North American cities, but I don't think that'll be a big help. Nah.
tell you what, let's go over to the reference section. Let's take a look around that area and see if anything looks promising. Evet, bilmiyorum nasıl hissettirdi şu an bizi izleyenleri, dinleyenleri. Ben sadece bir yorum yapayım isterseniz Yasemin evet, Hocam. Evet, Yasemin Hocam lütfen. Şimdi teksti koyduğunuz iyi oldu. Bütün hocalarımız teksti verseniz diyeceklerdi ki bu kadar basit mi okuma, dinleme parçaları tekst açısından? Evet, şunu diyebiliriz. Yani bu sınavların amacı sizi zorlamak, adayı zorlamak değil. Adayın yapılabilirlik derecesini ortaya çıkarmak olduğu için korkmamak gerekiyor. Tabii burada hocam detayını söyleyecek ama belki hocalarımızın yapması gereken, bakın dil basit. Bunu biz yazılı olarak verseydik belki bununla ilgili soruların hepsini hocalarımız %100 doğru yapacaklardı ama listening'de hata olabilir. Oradaki tek sıkıntı, bakın aynı bilgi, aynı kelime sadece demin hocamın da dediği bol bol dinleyerek, kulağı buna alıştırıp dinleyerek öğrenmeyi ki biz onu yapmadık. Dinleyerek bilgi edinme becerisini hocalarımın kelime ve gramer altyapısının buna fazlasıyla yeterli olduğundan eminim. Ama tek şey dinleyerek bu bilgiyi alma konusundaki pratiklerini biraz daha geliştirmeleri, o konuda yoğun çalışmaları gerekecek diye düşünüyorum. Kusura bakmayın Yasemin Hocam, buyurun. Ne demek, sizin notlarınız çok güzel tamamlayıcı oluyor. Ben I'm totally okay. Çok sağ olun hocam. Tamam. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi TOEFL IBT deyince Türkiye'de öyle bir algı var. Sanki hepsi çok bilimsel, çok karışık, çok zor gibi. Halbuki bu bir örnek bir tekst onlar için. Dediğiniz gibi söz konusu listening olunca not alma becerileri ve dinlediğini iyi anlama, o da tamamen aday ne kadar aşinaysa farklı native aksanlara o şekilde de başarılı olacaktır. TOEFL IBT'nin listening bölümünde daha çok standart Amerikan aksanı duyacaklar. Ama son yıllarda ETS biraz da işte Avustralya aksanı, İngiliz aksanı da koymaya başladı. Ama hepsi standart İngilizce. Burada duyduğunuz gibi. Yani aksan olarak sizi çok şaşırtacak ya da çok hızlı konuşmayacaklar. Yani bu sınav dediğim gibi, en başta vurguladığım gibi ana dili İngilizce olmayanlar için tasarlanmış. Ve Cengizhan Hocam'a kesinlikle katılıyorum. Burada olabildiğince adayların puanını kırmak değil, anlayış düzeylerini farklı level'larda test etme, farklı seviyelerde test etme. Dolayısıyla sınav sorularının içinde sınav C1'den ibaret değil. B1, C1 aralığında. Dolayısıyla o seviyeleri ölçen bir sınav. O yüzden de okuma parçaları olsun, dinleme parçaları olsun, mutlaka biraz daha nispeten alt seviyede de parçalar dinleyeceksiniz. Güzel, hemen ilerleyelim. Konuşma bölümü. O kadar dedik ki şikayet ettik, konuşma bölümü en zorlayıcı bölümlerden biri. Hani özellikle bizler için dedik. Çok normal zorlanmamız, özellikle günlük hayatımızda çok aktif İngilizce konuşmuyorsak, o da çok da pratik yapılmadıysa aday o anlamda zorlanabilir. Şimdi speaking bölümünde bu independent integrated farkından bahsedelim. Ben size bir tane independent örneği göstereceğim. Integrated birazdan uzun sürüyor o örneği göstermesi. Ama neyse ki bizim ücretsiz kaynaklarımız var. Onlardan kontrol edebilirsiniz. En azından fikir sahibi olursunuz. Independent bölümünde bir soru vardır. Sizden direkt cevaplamanız beklenir. Çok kolaydır. Anlaması çok kolay bir soru tipidir. Integrated'a geldiğimizde speaking bölümünde ya okuma, dinleme, konuşma beraber, ya demeyelim, okuma, dinleme, konuşma ve dinleme, konuşma beraber. Dolayısıyla nasıl ki akademik hayatta becerileri birlikte tecrübe ediyorsak çoğunlukla, TOEFL IBT sınavı da bu şekilde test etme ihtiyacı duyuyor. Çok gerçekçi bir yöntem. Dolayısıyla integrated'da bir okuma parçası, çok kısa bir okuma parçası, ardından o konunun farklı bir perspektifinden bir dinleme parçası, sonra size bir soru yöneltiliyor, düşünme süresi veriliyor, ardından da konuşma süresi veriliyor. Independent için daha kısadır düşünme ve cevap verme süresi, çünkü herkesin çok rahatlıkla cevaplayabileceği, aşina olduğu bir soru gelir. Birazdan örneğini göstereceğim size. Şimdi eminim bu tarz kriterlere aşinasınızdır. Konuşma ve yazma bölümünde tabii ki belli kriterler var. Evet. Ama kriterlerimiz de çok alışılagelmiş kriterler. Hiç farklı bir şey duymayacaksınız benden.
Şöyle bir özetlemek gerekirse, konuşmada neyi bekleriz? Akıcılık, değil mi? Fluency. Akıcılık derken hiç mi pause, hiç mi ara vermeyeceğiz? Hayır. Doğal aralar verebiliriz. Onları İngilizce kelimelerle doldurabiliriz. Nasıl ki Türkçe'de de öyle kelimeler var. İngilizce'de de well, let me think about it gibi. Bu tarz böyle cümlelerin aralarını dolduran doğal, böyle natural fillerlar dediğimiz dolduran kelimeler vardır. Tabii ki o doğal aralıklar olabilir. Durmadan konuşmak ana dilde de pek mümkün değildir çoğu zaman. O yüzden böyle bir konuşma beklemiyoruz. Fluency, akıcılık deyince. Bir de aklımıza diğer gelen accuracy, yani olabildiğince dili doğru kullanma. Hiç mi hata yapmayacağız? Tabii ki hata yapabiliriz. Küçük ve çok sık tekrarlanmayan hatalar yapan bir aday, eğer soruya da düzgün bir şekilde cevap verdiyse içerik olarak 4 üzerinden 4 alabilir. Yani bu mevcut. Daha nispeten aşağı seviyelere geldiğimizde de ne gibi problemler olabilir? Atıyorum, örnekle argüman arasındaki o bağlantı sağlam verilmemiş olabilir. Ya da örnek çok iyi açıklanmamış olabilir. Ya da argüman yeterli açıklanmamış olabilir. Hataların türü ve sıklığı artmış olabilir. O zaman böyle bir tık bir tık aşağıya doğru iniyoruz kritere baktığımız zaman. Tabii ki ana dilimizin vurgularda, kelime ve cümle vurgularında ana dilimizin de etkisi olabilir. Ben de İngilizce konuşurken, ben İngilizce öğretmenliği yaptım. Benim de ben öğrencilere de diyorum, ben de perfect konuşmuyorum diye. Bu çok normal. Dolayısıyla olabildiğince açık, clear bir konuşmanız varsa yine güzel bir puan alabilirsiniz. Önemli olan karşı tarafa, yani notlandıran kişilere mesajı iletebilmek ve anlaşılır bir şekilde konuşabilmek. Bu çok önemli. Gramere de çok takılmayın. And'lar karışabilir. Atıyorum who yerine which diyebilirsiniz. Hani bunlara böyle çok takılarak konuşmayın. Rahat olun. Gerekirse de evde kendi kendinize konuşun ve cep telefonunuza kaydedin. Böyle kendinizi dinleyin. İnsan bazen kendini dinlediğinde hatalar kulağına çarpıyor. Ha, ben ne kadar çok bu kelimeyi kullanmışım, ne kadar çok because demişim diyoruz. Dolayısıyla sesinizi kaydetmek ve onları dinlemek faydalı olabilir. Ona da dikkat edebilirsiniz. Yine Burada bir buyurun Cengiz Hocam. çok özür dilerim Yasemin Hocam, dönüyorum ama tabii dinleyin dedik. Dinledikten sonra bol bol dinleye dinleye zaten konuşma çıkacaktır. Ama demin Yasemin Hocam'ın vurguladığı şu: bizim klasikte yaptığımız ifade gibi bir cümle söyleyeceğiniz zaman ben bunu past tense mi kullanacağım burada yoksa present perfect mi kullanmam? Yani grameri düşünerek değil, anlamı düşünerek konuşma yoluna gidin. Bir de hocam, Yasemin Hocam da çok güzel söyledi. Lütfen hiçbir zaman bir native İngiliz gibi konuşmak için çaba harcamayın. Kendinizi onun için zorlayıp da daha çıkmazların içerisine girmeyin. Daha karmaşık cümlelerin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yapı olarak da Türkçenin telaffuzunun, sesletiminin farklı olmasından, yöresel farklılıklardan da, bazen öğrencilerim bana soruyorlar derste, hocam siz hangisi, İngiliz İngilizcesi mi, Amerikan İngilizcesi mi? Ben diyorum, ben Erzurum İngilizcesi. Ben Erzurum'dayım, Erzurum'da öğrendim. Ben ne yapıyorum? Erzurum'da eğitim gören bir Türk'ün Erzurum şivesinin, yani o sesletime, kıtlığa alışmış bir kişinin konuşabileceği en iyi İngilizceyi konuşmaya çalışıyorum. Ben hiçbir zaman bir İngiliz gibi, ki eğer kafalarda bir İngiliz gibi konuşmak ya da bir Amerikalı gibi konuşma endişesiyle zaten buna giderseniz, bunu başarmak zor, o korkudur. Yasemin Hocam'ın dediği gibi önemli olan karşı tarafın sizi anlaması, ama tabii bunu anlarken de çok spesifik, çok da fazla dil kurallarının dışına çıkıp hatalar yapmamak, ama hiçbir zaman da hedef bir İngiliz ya da bir Amerikalı gibi konuşmak değil. Bunu söylemek isterim hocam, kusura bakmayın. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Kesinlikle katılıyorum. Bakıyorsunuz 15 yıl Amerika'da yaşamış birinin bile aksanı tam da Amerikan aksanı olmayabilir yani. Hani öyle kolay değil o aksan kesinlikle. O yüzden hiç kendi aksanınıza kullandığınız İngilizceye güvenizi kaybetmeyin ve kendinizi de küçümsemeyin. Bizim biraz o kültürde var. Evet, İşte ben evet. çok kötü konuşuyorum. Hayır, kendini çok güzel ifade ediyorsun. Hani o yüzden böyle durumlarla ben çok karşılaştım.
kendi emeğinizi, çabanızı kesinlikle küçümsemeyin. Ne kadar aktif kullanırsanız dili o kadar da ilerleyebilirsiniz. Şimdi hemen bir tane örnek gösterelim. Bir tane independent örneği. Hemen aynı sınavın kendisinde olduğu gibi dinleyelim soruyu. Some universities require first-year students to live in dormitories on campus. Others allow students to live off campus. Which policy do you think is better for first-year students and why? Include details and examples in your explanation. Gördüğünüz gibi bu soruda hazırlık süresi 15 saniye, cevaplama süresi de 45 saniye. Çok kısa, korkutucu gelebilir. Çok iyi anlıyorum. Ancak biz burada çok uzun süreler verip sizin not alıp onu okumanızı istemiyoruz. Biz konuşmanızı istiyoruz. Onun önemli sebeplerinden biri bu. İkincisi de konunun çok familiar, aşina bir konu olması. Dolayısıyla birinci sınıf üniversite öğrencisi kampüste mi yaşamalı, kampüs dışında mı yaşamalı? Üniversitelerin bu konudaki politikasında hangi tarafı tercih edersiniz gibi bir soru. Dolayısıyla aynı ekran görüntüsü de buna çok benzeyen bir şekilde. Baktığımızda şimdi size ben birkaç örnek dinleteceğim. Cengizhan Hocam da bahsetmişti zaten her bölümden maksimum 30 puan alabilirsiniz. 4 bölüm toplamda 120 maksimum puan. Ama bizim kriter tablomuzdaki insan değerlendiricilerin verdiği puanlar speaking için 0 ila 4 arası. Onlar sonradan çevriliyor bir conversion dediğimiz conversion chart'a konuyor gibi. Dolayısıyla orada bir matematiksel böyle bir hesaplama söz konusu. Ona burada hiç girmiyorum. O kısım bizi çok ilgilendirmiyor. Önemli olan kriter tablosunda en yüksek adayın alabileceği puan 4 bir testten, bir görevden. En düşük de 0 alabilir. 0 tamamen konu dışı, irrelevant. Ya da bazen adaylar kendi dilinde de bir şeyler yazabiliyor. Dolayısıyla o 0 alıyor. Evet. Dolayısıyla burada ben size bakın bunları dinlettikten sonra adayların TOEFL'a bakış açısı çok değişiyor. Çünkü hep kulaktan dolma, TOEFL zor, TOEFL zor. Göreceksiniz 4'ü, 3'ü dinledikçe wow ben de yapabilirim diyor adaylar genellikle. O yüzden şimdi tek tek dinleyelim. Böyle hemen her birine kısa bir yorum yapalım. Evet, level 4 yani notlandırmada en yüksek puan. İnsan değerlendiricilerin verdiği puanda en yüksek puan. I think it's better for the first year students to live on campus rather than off campus. Main reason because they are new to the city and it's safer for them to live on campus where there's more security because they don't know much about the city in the first place. Second of all, it helps them to become more familiar with their surroundings where they have to study. It also helps them to meet new people. Living in a dorm encourages friendships with people who you might not seem very comfortable with the first time. And it helps you meet new people. It helps you to interact with your seniors, if any, living in your dorm. Burada aday sanırım biraz mikrofona yakın konuşmuş. Evet. Evet, öyle bir ses tonu var ama birinci sınıf üniversite öğrencisi kampüste yaşamalı diyerek onunla ilgili açıklamalarını yapıyor. Bu sağ tarafta uzun uzun gördüğünüz şeylerde de level 4 yani 4 puan alan bu aday konuşması nasıl? Çok net konuya istediğimiz noktada cevap veriyor. Açıklıyor çünkü. Akıcılık anlamında da herhangi bir problemi yok. Pronunciation telaffuz olarak da iyi. Tabii ki ana dilin vurgusal bir etkisi var İngilizce, kullandığı İngilizce üzerinde. Kelime olarak, gramer yapılı olarak gayet konuya uygun. Ve tipik bir 4 alan bir response diyor burada. Cengizhan Hocam sizin yorumunuz var mı? Tabii yani şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar burada konuşacak olan adaylar şunu düşünecekler. Examiner sizin bu konudaki yorumunuzun doğruluğunu tartışmıyor. Sizin verdiğiniz örneklerin doğruluğunu tartışmıyor. Onları açık bir İngilizceyle söyleyip söyleyemediğinize bakıyor. Sonuçta konuyla alakalı işte şundan dolayıdır, bundan dolayı, examiner sizin yok, aday bundan dolayı dedi ama aslında bu kampüste yaşamak için çok da iyi bir şey değildir. Ben bunu böyle bir şeye gitmiyor. Yani sizin yorumunuz, sizin o konudaki görüşünüzün hepsi
Alt tarafta da sorunun altında da hatırlarsın. Bir geriye gidebilir miyiz mümkünse Yasemin Hocam, Tabii slayttaki? ki. Bakın şu en son satıra bakmak istiyorum. In the details and examples in your explanation. Yani siz detay, yani şöyle evde yaşamalıdır deyip, yurtta yaşamalıdır deyip kesip atarsanız puan alamazsınız. O tamam. Sizden ne istiyor? Biraz detay ver ve örnek ver. Ya en azından bir iki tane de olsa why'ını açıkla, nedenini söyle ama şunu da hiçbir zaman düşünme. Bu nedenim examiner'a mantıklı gelecek mi? Examiner ona bakmıyor. Examiner sizin verdiğiniz örneği İngilizcesi düzgün olduğu sürece doğru kabul ediyor. Çünkü şunu duyuyoruz Yasemin Hocam bazı adaylardan. Yani hani siz de muhakkak duyarsınız. Yani senin buradaki yorumunu, senin olaya bakış açını değerlendirmiyor. Senin Kesinlikle. bakış açısın examiner'a tamamen ters de gelebilir. Tamamen zıt yönlerde de düşünebilirsiniz. Examiner'ın burada baktığı ifade, bu adam kendine göre doğru olan bu düşünceyi detaylandırarak ve örnek vererek açıklayabiliyor. Burada çok bilimsel bir açıklamaya girmenize de gerek yok. Çok bilimsel sebepler sunmanıza da gerek yok. Gayet basit, gayet doğal sebepler sunmanız bunun için yeterli olacaktır diyorum. Teşekkür ederim. Kesinlikle hocam. Yani zaten independent task'in amacı herkesin rahatlıkla cevaplayabileceği, çok da bilimsel ifadelere gerek duyulmayacak. Firstly, secondly, finally ya da dediğiniz gibi bu aday da iki fikirle geldi, iki argümanla geldi. Ama açıkladı. Önemli olan hani kampüste yaşamalıdır. Evet. Neden yaşamalıdır? Hemen iki ya da üç sebep sunarak, gerekirse kendi hayatınızdan da örnek vererek açıklayabilirsiniz mesela böyle bir soruda. Evet, üçü ve ikiyi dinleteceğim. Bir kalsın, bir çünkü çok Evet. bayağı yavaş konuşuyor. Hemen üçü dinletelim. To make student live in the dorm because the first year student live in the dorm because I think they can is safer first because they're from most of them come from other town so they don't really know their environment so I think it's safer. Moreover, I think they can make friends in the dorm so they can have good relationship to know how the universities is going. I mean, they know better the environment, especially if they don't have cars. Evet, bu adaydaki ilk hemen böyle bir konstruktif, böyle yapıcı bir geri bildirim yapalım. Soruyu anlamış. Soruya aslında kendi fikirleri, argümanları güzel. Ancak en büyük problem ne? Tekrar ediyor. Çok because dedi, aynı fikri tekrar etti. Safety, güvenlik konusuna değindi. Aslında anladık hani. Ama o aradaki neden kampüste yaşamak daha güvenli, onu tam veremedi. Bir de şeydi, safe taraftan gitti, güvenli taraftan gitti. Çok gelişmiş kelimeler, gramer yapıları kullanmadı ama genel anlamda bize mesajını verebildi. Öyle değil mi? Dolayısıyla bazen de heyecandan adaylar ilk task olduğu için böyle biraz hızlı acele acele konuşup bazı noktaları kaçırabiliyorlar. Ama dediğim gibi soruya doğru cevap, yani düzgünce cevap verdi. Tabii ki hataları vardı. Gramer olarak, vocabulary olarak ya da idea development dediğimiz fikir gelişimi anlamında, ama genel anlamda yine de başarılı bir cevaptı. Evet, yine ben açıklamanın ikinci satırına ve adayların dikkatini çekmek Evet. istiyorum. Gramer hatalarından bahsederken, bu aday eleştirirken. However demiş, dikkat edin. These inaccuracies do not seriously interfere with meaning. Yani aday şunu da yapmasın. Diyelim ki tekil bir kelime kullanması gerektiğinde o anda bir çoğul ifade kullandıysa burada çok da fazla paniklemesin. Çünkü buradaki ifade şu, asıl amaçlardan bir tanesi. Bu sınavın. Bu kişi gerçek dünyada yani yaşanılan ortamda bu dili kullanabilecek yetkinliğe sahip mi? Biz günlük hayatımızda gramer hataları yapmıyor muyuz? Eğer o gramer hatası anlamı çok aşırı sürede de değiştiren bir gramer hatası değilse bunlar tolere edilebilecek hatalardır. Ama anlamı değiştiriyorsa, anlamda tamamen bir farklılık, anlamı zorlaştırıyorsa tamam. Ama
Tabii bunu söylerken bu hataları yapın demiyorum ama şimdi şöyle söyleyeyim. There is a book on the table'da tüh ben E demeyi unuttum gitti benim puanım gibi bir endişeye düşmesi gerekmiyor adayın. Yani olabilir there is a book E'yi unutabilirsin orada ya da there are two book deyip geçebilirsin konuşma alanında. Ha, bu hiç etkilemez değil ama bizim Türkiye'deki sınav mantığımızla beraber öğrenci orada kullanması gerekiyordu. Bu sorunun tamamı gitti. Öğrenci buradan hiç puan alamaz. Ya da öğrenci burada işte three book dedi, books demesi gerekirdi. Ben buradan hiç puan veremem gibi bir yorum değil. Çünkü bunların mantığı şu. Yasemin Hocam daha önce dediğim gibi. Aslında examiner sizin yaptığınız her doğruyu yakalayıp ona puan vermek için çaba harcıyor. Sizin puanınızı kırmak için çaba harcamıyor. Dolayısıyla özellikle konuşmada İşte there is a book diyeceğiniz zaman E'yi unuttunuz ya da there are two books diyecektiniz, two book dediniz. Tüh, gramer hatası yaptım deyip orada duraklamaya gidip açıkçası akıcılığı kaybetmeyin. Onu düşündüğünüz anda akıcılığı kaybedersiniz. Belki orada book dediğiniz için çok fazla puan kaybetmeyeceksiniz ama onu kendinize endişe ettiğiniz için akıcılığı tamamen kaybedeceksiniz. Asıl puanı oradan yürüteceksiniz. Yani hata yaptığınızı mı gördünüz? Hata yapmamış edasıyla devam edin siz yolunuza. O hatayı düşünmeyin ki akıcılığınız veya dediğimiz gibi yukarıdaki bahsettiği gibi hesitation'lar olmasın. Hata yaptım ama ben emin adımlarda yürüyorum. Hatayı düşünmeyin diyeceğim. Buyurun hocam. Evet, kesinlikle. Burada Cengizhan Hocam'ın da vurgulamak istediği gibi anlamı etkilemediği sürece, yani oradaki o cümle onu anlatıyor aslında. Anlamı etkilemediği sürece o hatalar ignore edilebilir, göz ardı edilebilir. O yüzden de çok hatalara yönelik konuşmamakta fayda var. Özellikle konuşma bölümünde. Writing'de biraz daha dikkatimizi çekebilir çünkü Evet. öyle oluyor. Şimdi hemen ikiyi de dinletiyorum. Hemen ardından da ilerleriz. Policy of students to live in dormitories on campus is better according to me because it gives them time to know about the city and it is more easy for them to live in dormitories on campus. They don't face much problems. Yani. Evet, bu kadar yeterli. Moreover, it Devam gives them ediyor sonra. times to find a Evet, bakın 2 puan aldı bu aday. Gördüğünüz gibi soruyu anladı. Evet, soruya cevap verdi. Dedi ki daha kolaydır dedi. Ne demek istediğini anlamadık orada tabii. Daha kolaydı dedik. Dedi yurtta yaşamak, kampüste yaşamak. Hatta bir fikir daha vermişti. En başta bir şey daha söyledi. Aslında bir çaba gösterdi. She made an effort. Yani ortada bir çaba var. Düzgün de bir cümleler de var bu arada. Ama ne vardı? Long pause vardı. Uzun En bir önemlisi ara o. verdi. Orada bir koptuk biz. Hani değerlendirici olduğumuzu farz edelim. Human rater gibi düşünelim kendimizi. Bir de en büyük problemlerden biri de neydi? Basic. Çok temel ifadeler üzerinden cümlelerini kurdu. Ama yine de gördüğünüz gibi 5 üzerinden 2 aldı. Bir değil bakın, bir daha ciddi. Biri dinletmiyorum size. Birdeki bu en belirgin özellik, genellikle bir alan adaylar tam cümle kuramayıp kelime 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 konuşanlar. kelime giden. Evet. Evet, bizim diğer başka örnekler de var benim böyle kullandığım. Yani o artık hani gerçekten dile hiç hakim değil. Sadece kelime olarak öğrenmiş. Hani gramer cümle yapısını tam kavrayamamış. Ya da öyle olunca da ne oluyor? Hiç fikir geliştiremiyor. Bir öyle bir örnek. Yoksa iki aslında dile bir şekilde hakim. Sadece daha da ilerletmesi gerekiyor. Onu anlatıyor. Ama bir daha ciddi düzeyde oluyor. Haydi ilerleyelim. Evet. Cengiz Hocam bir yorumunuz var mıydı bu arada? Yok, yani şöyle Tabii. söyleyeyim. Puan alamamak için hiçbir şey söylememek gerekiyor. Kesinlikle. Doğru. Sıfır. Ya ona hiç konuşmamak ya da ekrana bakıp Türkçe konuşmak olabilir. Yani Dolayısıyla yani gördüğünüz gibi o hanımefendi 2 almış oldu. Çünkü ortada bir çaba var ve soruyu doğru anladı.
soruyu anladı. Sadece İngilizcesi belli düzeyde yetmedi ya da fikir bulamadı, ona kelimeleri yetmedi. Öyle olabilir. Dolayısıyla çok iyi şeyler çıkabilir speaking anlamında da. Writing bölümüne geldiğimizde yine bir integrated, bir independent var. Integrated bu sefer bir tane olduğu için speaking'den farklı olarak okuma, dinleme, yazma bir arada. Independent'a geldiğimizde de birazdan örneği göreceğiz. Orada da bir tane cümle var, statement diyoruz biz ona. Ardından da soru geliyor. Do you agree or disagree with the following statement? Dolayısıyla aşağıdaki cümleyle hemfikir misiniz, değil misiniz gibi bir soru geliyor çoğunlukla. Adaylar klavye kullanarak, standart Q klavye kullanarak cevaplarını yazıyor. Ben eğitimlerde de mutlaka hocalara da söylüyorum. Independent'a biraz essay writing gibi bakabiliriz. O İngilizce hazırlıklarda da yine verilen, böyle öğretilen ya da liselerde de yine öğretilen bir yazı tarzıdır. O gelişme, giriş gelişme sonucuyla böyle planlı programlı görmek istediğimiz. Integrated full uzun bir paragraf olabilir. O hiç sorun değil. Onu da özellikle böyle bir essay formatı aramıyoruz. Ama Independent'da böyle essay özelliğinde girişiyle, gelişmesiyle, sonucuyla bir format görürsek güzel olur organizasyon anlamında. Yani integrated, o zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Integrated olarak düşündüğümüzde artık alternatif şeyde yani bir akademik formata, yani bir kurala, yazım kurallarına, en azından şekil şemal olarak bile belirli bir talep, istek var. Yani sonuçta akademisyenlerimizin zaten hepsi tezler yazdılar, makaleler yazıyorlar, bir şeyler yazıyorlar. Pek o kadar uzun değilse dahi alıştıkları bir format, yani gözde görülür bir format olmak zorunda oradaki ifadeleri, Evet, biraz daha bir kesinlikle. fikirler. Çünkü fikir organizasyonu Evet. göstermeleri gerekiyor. Birinci idea bu, ikinci idea bu. Integrated'da üç tane vardır çünkü. Okuma parçasında üç fikir, dinleme parçasında üç fikir. Dolayısıyla üç fikir üzerinden gider aday orada. O yüzden de nasıl ki biz bir paragrafa başlarken küt diye konuya girmeyiz, değil mi? Hemen böyle bir cümle, topic sentence deriz biz ona. Böyle paragraf bile yazsalar o bir cümleyle konuya giriş, sonradan üç argüman, işte okuma parçasından, dinleme parçasından, ardından da son bir cümleyle kapanış. Dolayısıyla öyle en azından basic anlamda, temel anlamda bir format bekliyoruz. Bir de writing işi şunu vurgulamakta fayda var. ETS 20 ve 30 dakikalık bu iki task'e, iki göreve diyelim, iki soruya artık ne dersek, first draft olarak bakıyor. Yani ilk kopya gibi bakıyor. İlk kopya mı diyelim Cengizhan Hocam, Ya çevirisine şöyle bilmiyorum. söyleyelim o zaman, hani First akademik anlamda düşünüyorsak hocalarımızın ya da yüksek lisans doktora yapan arkadaşlarımızın çalışması ile ilgili ilk makalesini diyelim ki karaladı, bir arkadaşına verdi ki şöyle şuna bir bak. O first Yani genel draft zaten. anlamda bu benim amacıma hitap ediyor mu? Ondan sonra geriye dönüp zaten düzeledik de şuydu buydu de ilk karalama diyebiliriz rahatlıkla. Evet, İlk beyin aynen. fırtınasının yazılı olarak yapılması diyelim ya da. Evet, kesinlikle. ETS burada verilen cevaplara o şekilde bakıyor. Hatta dünya çapında bir sürü kişi, farklı dilleri konuşan bir sürü kişi girdiği için, mesela büyük harf, küçük harf unutulduğunda ya da noktalama işaretlerinde böyle ufak tefek yanlış diyelim, yanlışlar olduğunda bile onlara takılmıyor human raterler, değerlendiriciler. Çünkü diyor ki bu first draft, ilk karalama diyor. Hani bu kadar kısa süre içinde ana dili İngilizce olmayan bir aday mekanik detayları kaçırılabilir diyor. Dolayısıyla o şekilde bakabiliyor. Önemli olan overall'da şöyle bir bütünsel olarak baktığımızda o yazdığımız şeyin mantıklı olması, yani soruya göre mantıklı cevap verilmesi ve integrated'da tabii okuma dinleme olduğu için oradaki bilgilerin response dediğimiz bu yazı tipine aktarılması önemli olan bunlar. Orada Bunu tabii integrated, çok özür dilerim hocam, güzel. arada giriyorum ama Yok yok, Yasemin hocam. hayır, gayet güzel Yani gidiyor. Buyurun. integrated de dedik ya, bir şey dinletiyor, bir şey okutuyor. Arkadaşların şuna dikkat etmesi lazım. Orada sizin görüşünüzü sormuyor. Sizin o konudaki fikirlerinize değinmenizi istemiyor. Orada asıl amaç şu. Hani akademik anlamda başta dedik ya, dil dört becerili beraber gider diyor. Bu kişi diyor bir şeyler duyup oradan duyduklarını anlayıp karşı tarafa sözlü değil de yazılı olarak bunları aktarabiliyor mu? Yani eğer orada bahsedilmeyen bir şey varsa, dinlediğiniz ya da okuduğunuz metinde bahsedilmeyen ama sizin bildiğiniz bir şeyleri writing'e eklemenin hiç de bir anlamı
Yok, onu zorlamanın bir anlamı yok. Sizin aslında önemli olan oradakilere bahsetmek. Bazı arkadaş şunu düşünebilir, bunu yaşıyoruz. Diyelim ki Erzurum'la ilgili bir, hani olmaz da diyelim ki Erzurum'la ilgili bir şey dinledi. Peşine Erzurum'la ilgili bir şey okudu. Diyelim ki Erzurum'un kültürel değerlerinden bahsediyor. Orada işte bizim cağ kebabımızı unutmuş o konuşmada ya da yazılarını. Aday şunu yapmasın. Ya bu dinlemede, yazılı metinde bundan bahsetmedi ama ben biliyorum Erzurum'un kültürel değerlerinin içerisinde cağ kebabı var. Buna muhakkak bahsedilmek gerekir diye böyle bir yaklaşımın içerisine girmesin. Kendine verilenden çıkarttığını söyleyecek. Kendisinin çok bir şeyler eklemesi. Şu var, oradan verilenleri aldıktan sonra ekleyecekleri belki ona bir şey kaybettirmez ama oradaki verilenleri almadan kendindekileri yazarsa işte o zaman iş kötüdür. Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum hocam. Cengiz Hocam kesinlikle %100 doğru söyledikleriniz. Biz orada adayın fikrini beklemiyoruz. Fikir belirteceği yer independent task. Dolayısıyla integrated'da fikir belirtip bir de vakit de kaybedecek aynı zamanda. Hı hı. Esas sorunun istenilen şeyini vermemiş olacak. Ha, bazen şöyle adaylar olabiliyor. İngilizceye çok hakim, uzun yazmış, bir cümle kendi fikrini eklemiş. It's totally okay, tamamen uygun, hiçbir sıkıntı yok. Ama onunla vakit kaybetmeye gerek yok. Çünkü soru onu istemiyor. Ama independent'a geldiğimizde fikrinizi, argümanlarınızı, evet, örneklerinizi istediğiniz gibi açın. Bir de hemen kelime sayısı olarak da söyleyelim. 20 dakikalık task, integrated task, 150-225 kelime arası bekliyoruz. Ama ETS asla kelime sayısı düşük diye puanı düşürmez. Kriterimiz de yoktur. Diyor ki 20 dakikalık sürede aday, bir yabancı dil olarak İngilizceyi kullanan bir aday bu kelime aralığında yazabilir diyor. O yüzden suggested word count, yani önerilen kelime sayısı diye hep eğitimlerimizde de söyleriz mutlaka. Dolayısıyla 150-225 kelime, hatta sınavda ekranda da yazar. Independent'a geldiğimizde de suggested, yine önerilen kelime sayısı 300 kelimedir. Fazla da yazabilirsiniz, eksik de yazabilirsiniz. Bazen öyle adaylar oluyor, 250 kelimede çok güzel açıklıyor. Neden olmasın? Bu da mevcut. Yani onu diyecektim. Şimdi şöyle söyleyeyim. İşte 250 şu bu diyerek de işte demin iki alanda yanılmıyorsam hani tekrarlara gittiğini demiştik. Şimdi orada üç diyelim ki dinlediniz veya görüşlerinizi belirtiyorsunuz. İki tane, üç tane görüşünüzü net olarak bildirdiniz. Zaten computer based'e girdiğinizde yukarıda kelime sayıyor bunu zaten. Saydınız tüh yüzde kaldım, benden 150 istedi deyip konudan sapıp başka bir şeyler eklemeye çalıştığınızda bu sefer o ana kadar yazdığınızın ana bütünlüğünüzü kaybedeceksiniz. Burada istenileni yaptığınızı düşünüyorsanız dediğiniz gibi illa kelime sayısını tamamlayacağım diye ekstra bir şeyler araya ekleyip bütünlüğü bozmanın hiçbir anlamı yok. Yani istendi sizden, görüşünüz istendi, bu konu hakkındaki iki tane görüşünüzü bildirdin dedi ya da öbür tarafta hani bir şeyler dinlediniz, okudunuz. Üç tane belirttiniz, 100 kelime oldu, bırakın kalsın, ben bunu 150'ye çıkaracağım diye yazdığınızın da bütünlüğünü bozmayın. Çünkü sonradan eklemek yazdığınızın bütünlüğünü bozacaktır açıkçası. Yani çok da tabii çok da kısa bırakın demiyoruz ama illa ben yok 140'ta kaldım, tüh bir şey daha yazayım, ben bunu 150'ye tamamlayayım gibi, ki adaylardan duyuyoruz bunu. 150'ye tam tamamlayabilmek için bu sefer konuyu unutuyor. Aralara gereksiz edatlar, gereksiz bağlaçlar, gereksiz cümleler bir şeyler ekleyerek aslında olduğu yerde draftta bıraksa belki geçer notu alacak. Konu anlamında. Ama sırf sayıya odaklandığı için aralara bir şeyler ekleme ihtiyacı duyuyor. Onlar ana bütünlüğü de bozuyor, puan kaybediyor. Yani çok aşağılarda kalmayın. Ama ya bu arada bana 150 dediler diye de ben 150'yi de tamamlayacağım ya da 150'nin, 140'ların, 130'ların üzerine muhakkak çıkmam lazım gibi bir endişe içerisine girmeyin diyeceğim ben adaylarımıza. Evet, ben de katılıyorum. Oradaki kelime sayısı dediğim gibi önerilen kelime sayısı. Yoksa kriterlerimizin içinde kelime sayısı düşük ya da kelime sayısı yüksek diye bir kriter yok. O yüzden de ona göre adayların kendilerini ayarlamalarını tavsiye ederim. Şimdi
Writing'de de kriterlerimiz çok aslında çok klasik geleneksel kriterler. Çünkü uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkmış kriterlerdir bunlar. O yüzden de birçok yerde de bulabilirsiniz. Aynı şekilde yine fikirlerin iyi geliştirilmesi, içeriğin iyi geliştirilmesi, fikirlerin organize bir şekilde sunulması. Integrated'a geldiğimizde lecture'dan yani dinlediğimiz parçadan ve okuma parçasından gerekli bilgilerin alınıp sunulması gibi böyle kriterler var. Tabii ki kompleks gramer yapıları, kelimeleri akademik anlamda bekliyoruz. Ancak çok da hatalara takılmadan olabildiğince açık, net yazmaya dikkat edin. Evet. Son Deniz olarak bir de sen. şöyle söyleyeyim yine burada hocam. Şu kriterde arkadaşlar şu hocalarımız şuna endekslemesinler. TOEFL bize ne istediğini söylüyor. Boşuna ne istemedikleri üzerine kafa yormayın. Yani yok E'den puan kırar mı? Yok noktalama işareti yapmasa. Şuraya baktığınızda güzelliği şu. Buradaki yapanlar size neye puan vereceğinizi, ne yaparsanız puan alacağınızı söylemiş. Siz sadece ona odaklanın, ona odaklanın. Yani neyden puan kaybederime sakın ha, sakın ha lütfen. Neyden puan kaybederime odaklanarak bu sınava girmeyin. Ne yapmamam gerekire odaklanarak girmeyin. Sadece şunu diye. Benden şunları yapmamı istiyor, ben onları yaparım. Çünkü yapmamanız gerekenlere odaklanırsanız strese girip daha fazla zararlı yani yanlış şeyler yapma ihtimaliniz mümkün. Bunlar her yerde bulunabiliyor. Üniversite personelimizdeki hocalarımıza şunu diyebiliriz. Biz sınav merkezindeyiz genellikle. Gelirlerse burada daha rahat, daha detaylı verebiliriz. Aslında kalem kalem ETS sizden ne istediğini söylemiş. Lütfen ETS sizden dört tane istediyse beşini vermek için çaba harcamayın. Ne istediyse onu verin. O onu mutlu edecektir. Fazla vermeniz değil. Onun istediğini vermeniz ETS'e ya da bu examiner'ları diye o manada yani hiçbir zaman size atıyorum biz 150 kelime dedik. Bu adam 300 kelimelik yazmış. Bundan dolayı size ekstra puan vermeyecekler. Vermeyecek. Evet, kesinlikle. Ya da diyelim ki başka sınavlarda olduğu gibi hani bu konuda iki tane örnek verin demiş diyelim misal. Ya siz 10 tane örnek verdiniz diye size çok fazla ekstra puan ver o şuna bakacak. Ben ondan iki tane istedim bana iki tane verdi mi? Bitti. Ne istendiğine odaklanmanız daha doğru olacaktır diyorum. Buyurun hocam. Evet, çok teşekkürler. Hemen Rica ederim ilerliyorum. hocam. Bir tane örneğe bakalım. Tabii. Independent writing. Do you agree or disagree with the following statement? Always telling the truth is the most important consideration in any relationship. Use specific reasons and examples to support your answer. Şimdi burada ne diyor? Her zaman gerçeği söylemek herhangi bir ilişkide en önemli unsurlardan unsur diyelim. Katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Böyle dedi, gördüğünüz gibi independent writing de yine independent speaking gibi herkesin rahatlıkla cevaplayabileceği bir soru tipi. Bir tane örneği şöyle bir hızlıca baktıracağım size. Çünkü bir yandan trainingim yaklaşıyor. Çünkü biraz nispeten Tamam geç hocam. başladık ya Tamam hocam. özür dilerim. Benden kaynaklanan bir Hayır, gecikmemiz rica ederim. oldu. Böyle şeyler Ben olur. katılımcılar Hepiniz çok tabii hocam. yoğunuz. Sıkıntı yok. Dolayısıyla böyle bir soruda bu aday ne yapmış bakın? Bir introduction yapmış, bir body yapmış, bir de conclusion yapmış. Bu aday aslında İngilizceye şöyle bir overall baktığımızda hakim. Sadece kendini çok tekrarlamış. Sürekli bir de truth yerine true kullanmış. Sürekli hatayı tekrarlamış. Dolayısıyla orada bir yanlış öğrenme olduğunu görüyoruz. O anlamda bir sıkıntı var. Bir de örnek vermiş ama o örnek neyi anlatmaya çalışıyor pek anlayamıyoruz. Açıklayamamış onu. Evet. Evet, çok açıklayamamış. O aradaki bağlantıyı verememiş. Yani neden hep doğruyu söylemeliyiz ya da neden her zaman doğru söylenmez? Onu böyle çok anlayamadık şeyde. Bazen terslerde de böyle ufak tefek sıkıntılar var ama 5 üzerinden bu aday 2 aldı. Böyle çok iyi bir örnek de vardı aslında onu da bir getirebilirdim, paylaşabilirdim. Eğer Cengizhan Hocam sizinle irtibat kuranlar olursa ben Tabii. yeniden bu tarz kaynakları sağlayabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Burada 5 üzerinden writing'de 5 çünkü maksimum puan. Speaking'de 4'tü. Buradaki adayın baktığınızda aslında İngilizcesi gerçekten fena değil. Sadece content olarak çok belki de hızlı konuya dalmıştır. Bazen ben adaylara diyorum,
Şöyle bir konuyu okuduğunuzda kafanızda 2-3 argüman oluşturun, onu kağıda yazın. Çünkü Evet, sınav not alalım. merkezi zaten kağıt veriyor. En azından sonra unutmamak için. Bazen çünkü sınavın sonuna doğru zaman kısaldı. Ne yazacaktım ben diye telaş olabiliyoruz. Bu hepimizin başına geliyor. O yüzden de böyle çok ufak çaplı bir outline yapmakta fayda var soruyu okuduğumuz zaman. O zaman en azından unutmayız. Hatta birkaç örnek mesela ne bileyim hayatınızdan bir örnek olabilir ya da genel anlamda bir örnek olabilir. Burada dediğim gibi adayın verdiği örnek kişiselleştirebilirsiniz örneğin. IV kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bazen akademik sınav olduğu için IV kullanamam o zaman gibi diyenler oluyor. Hayır, kullanabilirsiniz. Örneğiniz olabilir o şekilde. Ona göre puan kırılmıyor bizde. Biz ETS'in o kadar katı bir bakış açısı yok writing'e kısa süreler olduğu için. Hemen ilerliyorum. Biraz da kaynaklardan bahsedelim. Evet. Cengizhan Hocam'ın dediği gibi eğer TOEFL'a gerçekten girmeye kararlıysanız mutlaka orada çalışma arkadaşınız Cengizhan Hocam'la birlikte o çalışma arkadaşlarına danışabilirsiniz. Ben de hemen şöyle bir ücretsiz kaynaklardan bahsedeyim hemen. TOEFL IBT Test Prep Planner. Adayların ilk bakması gereken kaynak. İçinde hem soru tipleriyle ilgili, sınavın formatıyla ilgili, kriterle ilgili ayrıntılı bilgi var. Hem de 8 haftalık, sınava 8 hafta kala bir çalışma programı listelenmiş. Onun o anlamda bu kaynak ilk bakılması gereken kaynak. Ücretsiz bir deneme sınavı var. TOEFL IBT Free Practice Test. Adaylar hemen bana şeyi sorar. ETS hemen skorlayıp skoru mu yolluyor diye. Hayır. Sınavın kendisi gibi değil maalesef ama ancak en azından format olarak ve full bir deneme sınavı olarak soru tipleri, okuma parçaları, işte dinleme parçaları ile ilgili bayağı bir bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Hem de seviyenizi görmüş oluyorsunuz. Çünkü okuma ve dinleme bölümlerinin cevap anahtarını veriyor. Speaking, writing için de örnek cevaplar ve kriter sunarak size yaklaşık speaking'den writing'e kaç puan olabilirsiniz onu görmenize yardımcı oluyor. 6 haftalık internet üzerinden de bir kursumuz var. Herkese açık, ücretsiz. Buna da mutlaka kaydolun. YouTube'da stratejilerle ilgili, hazırlık stratejileriyle ilgili her bölüm için ayrı ayrı videolar görebilirsiniz. TOEFL TV, The Official TOEFL IBT Channel diye geçiyor. YouTube'a TOEFL Channel diye girdiğinizde zaten ilk çıkan o olacaktır. Onları da mutlaka izleyin, tavsiye ederim. Ücretli kaynaklar var. Burada çok ayrıntıları girmeyeceğim. Ücretli kaynakları adaylar TOEFL hesaplarından satın alabiliyor. Cep telefonu aplikasyonumuz var. Onda da yine sınavla ilgili ayrıntılı bilgi ve örnek sorular mevcut. Ve eğer TOEFL IBT, genel anlamda TOEFL programı ile ilgili irtibatta kalmak istiyorsanız her zaman Cengizhan Hocam sorularınıza hazır ama bizi de yine Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube ve aynı zamanda hem adaylar için hem de diğer ilgili kişiler için hazırladığımız işte bir newsletterlar oluyor. Onları e-posta olarak gönderebiliyoruz. Ücretsiz bütün bu her şey zaten. Eğer ETS'ten hoca olarak da ileride aramızda belki öyle adaylar da olabilir hani İngilizce konusunda ilerlemiş olanlar. Onlar da yine ETS'ten TOEFL programından update almak isterlerse buna da yine bu newsletter'a da üye olabilir. Cengizhan Hocam eklemek istedikleriniz var mı? Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel ve öz bir bilgi oldu hocalarımıza. Ve şunu anladılar, daha önceki toplantımızda da demiştik. TOEFL IBT korkulacak bir sınav değil. İster hedefiniz B1 olsun, ister C1 olsun. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, TOEFL'ın sizden ne istediği belli, ne istediğini değiştirmiyor. Diyelim ki ortalama 5 yıl önce sizden ne istemişse sizden de aynısını istiyor. Yani karşınıza ne çıkacağını bilerek giriyorsunuz buradaki ifadeye. Artı bir sürü ücretsiz kaynaklar, materyaller de bunu veriyor. Geriye kalan sadece ben şunu diyorum. Pratik, özellikle bizim hocalarımızın bu formatı. Yani insan bilmediği şeyden korkar diyorum. Ben bu noktada Kesinlikle. bu programlarımızın hep çalışması da oydu. Size TOEFL'ı ve diğer sınavları tanıtarak bunların korkulacak bir şey olmadığını anlatmak ve tekrar şunu vurgulamak, özellikle yeni daha gençlere diyeceğim, lütfen dil 4 aşamalı, 4 beceriye dayalı olarak öğrenilmelidir. Yani bunu tek taraflı değerlendirdiğiniz anda, yani 4 ayaklı bir masa gibi düşünün.
Şu anda belki dengede duruyor gibi görünebilir ama bir yerde muhakkak onun dengesi bozulacaktır. Lütfen dil, başta da söylediğimiz gibi, söylenilen gibi boşluk doldurmak, test çözmek için değil, iletişim kurmak içindir. İletişim dört beceriyle kurulur ama şunu unutmayın. Demin hocam da dedi, Türkçe'de bile biz dört becerinin dördünde aynı derecede başarılı değiliz. Bu kişinin doğasıyla da alakalı bir şey olabilir. Konuşmayı sevmeyen birisi olabilir. Okumayı sevmeyen birisi olabilir. Ama TOEFL sınavında da özellikle dediğimiz gibi okuma bölümünde, diğer bölümlerde akademisyen arkadaşlarım için diyorum. Writing bölümü zaten sizin aşina olduğunuz bölümler. Zaten yaptığınız işinizin bir parçası bunlar. Burada belki zorlanacağınız listening ve speaking. Burada da diyorum bugüne kadar yapmadığınız için bir acemilik veya ne bileyim uzaklaşma olabilir. Çok rahatlıkla telafi edebileceğiniz becerilerdir. Dolayısıyla dört beceri sizin güçlü olduğunuz yönleriniz, güçsüz yönlerinizi telafi edecektir. O yaklaşımla baktığınızda çok rahat olabilirsiniz. Bir de tabii vakit var mı bilmiyorum şeyi söylemedik Yasemin Hocam. TOEFL My Best skoru o hocalarımız için de çok büyük bir avantaj olarak görüyorum ben bu ifadeyi. İsterseniz kısaca siz onu açıklayın, onunla Tamam. kapatalım My Best skorlar. Evet, çünkü benim son 5 dakika. Hemen Tamam. açıklıyorum Tamam herkese. Bu hocam. arada çok teşekkür ederim Cengizhan Rica. Hocam. Çok söyleşi gibi oldu. Çok keyif aldım. Bence faydalı bir sunum oldu. Umarım yeniden sorular gelirse ben de her zaman desteğe hazırım. Herkese başarılar diliyorum. My Best Scores'a gelince, My Best Scores yeni bir şey. Aslında koronadan biraz önce çıkmış bir yeni development diyelim, gelişme diyelim ETS tarafında. Şimdi diyelim ki kurum 70 istiyor diyelim ki en az ya da 72 istiyor. Ben ilk girdim 68 aldım. İkinci girdim 71 aldım. 72 aldığımı farz edelim. Üçüncü kez girmeyi gerektirmeyecek bir sistem. Sizin her bölümden aldığınız en yüksek puanları topluyor. Size yeni bir puan seti oluşturuyor. Biz buna My Best Scores ya da Super Scores diyoruz. Evet. Dolayısıyla üçüncü kez girmemi gerektirmeyen bir durum söz konusu oluyor. En iyi aldım. Leading'den birinden atıyorum 17 aldıysam öbüründen 23 almışımdır. 23'ü alıyor sistem. Yeni bir puan seti oluşturuyor. Dolayısıyla o da umarım tabii ki sınava çok defa girmek zorunda kalmazsınız. Dileğim o. Evet. Ama böyle bir güzel bir gelişmenin de olduğunun farkında olun. Yasemin Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım inşallah hocalarımız faydalanmıştır. Zaten YouTube kanalımızda bunu devam ettireceğiz. Ve tekrar belki başka bir ortamda ben tekrar şöyle söyleyeyim. Her ne zaman aradığımda böyle bir program istediğimde bütün yoğunluğunuzun arasında Atatürk Üniversitesi'ni ve bizi kırmayıp kabul edip katıldığınız için ben size ayrıca kendim koordinatörlüğüm ve üniversitem adına çok teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Çok Sayın Hocam. sağ olun. Çok Tekrar görüşmek naziksin. üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum Cengizhan Hocam. Tekrardan haberleşmek dileğiyle. Haydi bay bay.